Netlerim benim hiç değişmedi. Hep aynı civarlardaydı. Bence denemelerin yükselmesi de buna bağlı biraz. Ben çok konu çalışan bir insanım. Bitirsem de tekrar dönüyordum, çalışıyordum. O yüzden ben senenin başından beri mevki kitaplarıyla gittim zaten. Bu arada teneffüslerde de ders çalışıyor muydun? Lütfen doğruyu söyle. Ve büyük bir bardak kahve yapıyordum kendime. YouTube'dan video izliyordum. Uf, çok kötüydü o günler. Ben çalışamıyordum o günler. Ara ara gerçekten çöktüğüm dönemler oldu. Hani evden çıkmıyorsun zaten. Evet. Hatta o 2 günde bir soru bankası bitirmiştim. Evde tek başına o deneme çözmek olayı. Son güne kadar konu çalıştım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımda Rüfeyda var. Rüfeyda sayısal alanda Türkiye 64.'sü oldu. Rüfeyda gerçekten tebrik ederim. Çok güzel bir başarı. Teşekkürler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Rüfeyda, önce seni bir tanıyabilir miyiz? Ben Rüfeyda Yağcı. Ekonomi Fen Lisesi'nden mezun oldum. Seni bu başarıya götüren netler acaba ne? TYT 115-25'ti. 3 Türkçe yanlışım, bir matematik boşum vardı. AYT'de bir matematik yanlışım vardı. Anladım. O matematik boşu hangisiydi TYT'de? Beğen çözen arkadaşlar falan. Bir çok saçma bir soruydu ya. Bir bina sorusu vardı. Aa, biliyorum, aynen. Peki arkadaşlar, biz bugün Rüfeyda'nın bir günü nasıl geçerdi? Günlük rutini neydi? Onu konuşacağız. Hem bu karantina sürecini konuşacağız. Bir 24 saat tamamen sana aitken. O zaman ne yapıyordun? Onu konuşacağız. Bir de bu, hani okul varken, okula giderken dershaneye de gidiyordu aynı zamanda. O ikisini nasıl birbirine entegre etmiş? Bu rutine geçmeden önce benim size söylemek istediğim bir şey var. Bu işin bir hilesi yok, tamam mı? Bu iş disiplinli ve çok çalışma gerektiren bir iş. Motive olmayı bilmeyi gerektiren bir iş. Daha da önemlisi, eksik konularınızı tespit etme, kapatma. Ondan da daha önemlisi, eksik soruların üzerine çok gitmeyi gerektiren bir iş. Bilemediğimiz soruların ve sıkıntı yaşadığımız konuların öneminden bahsetmişken sizlere önermek istediğim bir mobil uygulama var. Kunduz, bilemediğimiz soruları fotoğrafını çekerek uygulamaya yüklediğimiz ve profesyonel eğitmenlerden cevap aldığımız, çözümlerini aldığımız bir mobil uygulama. %100 çözüm garantisi sunuyor. Ortalama 10 dakika içerisinde de bilemediğimiz soruların çözümlerini bize ulaştırıyor. Hatta gelen çözümde de anlamadığımız bir yer varsa ek açıklama isteyebiliyoruz. Ayrıca çok ekonomik olması ve 7/24'te soru sorabiliyor olmamız çok güzel bir şey. İstediğiniz saatte soru sorabiliyorsunuz. Ve benim Kunduz'da en bayıldığım özelliklerden biri şu: son 24 saatte sorulan popüler sorulara ve çözümlerine ulaşabiliyorsunuz. Ben bunu çok seviyorum. Okulda da zaten 12'deyken bir soru çözüm saatleri düzenlerdim. Yani arkadaşlar bilemedikleri soruları bana getirirdi. Ben o soruyu çözerken daha bir iştahla, bir şevkle çözerdim. Neden? O arkadaş uğraşmış, çözememiş. Bir, hem o arkadaşa faydam dokunuyor, bir de ben daha çok keyif alıyorum o soruları çözmekten. Kunduz'da da böyle bir özelliğin olması açıkçası benim çok hoşuma gitti. Ayrıca Kunduz'da konu anlatımları ve rehberlik yazıları da var. Bitmedi, tekrar et kısmı diye bir yer var. Tekrar et kısmında size özel önerilen konulardan sorular çözebiliyorsunuz ve adeta bir konu tekrarı yapmış olabiliyorsunuz. Kunduz her ne kadar temelde bir soru çözüm uygulaması olarak gözükse de aslında çok daha fazlasını sunuyor bize. Ve size bir son olarak bir sürprizim daha var. Tarık 20 koduyla, burada yer alan Tarık 20 koduyla Kunduz'dan paket alırken 20 TL'lik indirim elde edebilirsiniz. Paketler artık sınırsız, yani bir soru çözüm sınırı yok. İstediğiniz kadar sınırsız bir şekilde soru sorabiliyorsunuz. YKS'ye hazırlanırken, okul yazılarına çalışırken, yoğun çalışma dönemlerimizde hemen anında ulaşılabiliyor olması ve bize büyük bir zaman tasarrufu sağlıyor olması da çok güzel. Kunduz denemenizi tavsiye ederim. İndirme linkini de zaten aşağıya bırakıyorum. Rüfeyda, senin rutinine başlayalım. Sen bu okul dönemi varken nasıl bir düzenin vardı? Benim okulumla evim biraz uzaktı. Yaklaşık 1 saat falan yol gidiyordum O. servisle. 6:30 gibi servise biniyordum. O kaçta kalkıyordun? 6:30'da servise biniyorsan. Ben biraz böyle erken alıyordum. Sabah çalışmaya çalışıyordum. Böyle 3-4 belki, yani 5 falan olabiliyordum. O Ama gece şey erken yatıyordum bayağı, kaç gibi 11, yatıyordun? 10-11 10-11 gibi. gibi yatıyordum. Çünkü özellikle dershaneden gelince pertimiz çıkmış oluyordu bayağı. Evet, doğru. Peki okula gitmeden önce, yani servise binmeden önce bir çalışma var mıydı, yapıyor muydun? Konu çalışıyordum özellikle sanırım. Sonra serviste de yine böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorduk biz arkadaşlarla. Bir ara sosyal çalışmaya çalışıyorduk başlarda. Zaten bir Sonra saat gerçekten hani 1 saat o bayağı böyle bence değerli. dolanıyoruz sonra. Sonra kendimiz test falan çözmeye çalışıyorduk. Bir de normalde olsa aslında şey olur. Bir başka bir okulun servisinde olsa o sosyal çalışmak. Ya serviste de sosyal, ama fensiz servis olunca arkadaşlar. Bakın, herkes ayak uydurmuş Ay, durumda takıldığımız yerde 10. sınıflar, 90. sınıflar bir anlatıyor bize falan. Öyle yani. öyle bir moddaydık bayağı. Çok güzel. Peki servis bindi, tamam okula gittin.
Okulu nasıl geçiyor? Ya okulda da... Bu arada ne çalışıyordun sabah? Özellikle işte mesela sürekli konu çalışıyorum dedin de bir ders var mıydı belli? Mesela ben genelde biyoloji tercih ediyordum veya paragraf problem. Senin bir tercihin var mıydı yoksa ne istiyorsan onu mu çalışıyordun? O zaman çok konu çalışan bir insanım. Bitirsem de tekrar dönüyordum, çalışıyordum. O yüzden ben senenin başından beri MEP kitaplarıyla gittim zaten. Peki okula geldin. Okulun nasıl geçiyordu? O dersler, teneffüsler, ne yapıyordun okulda? Okulda başlamadan bir yarım saatimiz falan kalıyordu. Oraya da Türkçe deneme sığdırmaya çalışıyordum. Güzel. Şey oluyordu bir de hani zaman sınırlı olunca kendini zorluyordun. O 30 dakikada normalde bitmeyecek Türkçe denemesi bile bitiyordu. Tüm derslere böyle eksiksiz katıp dinliyor muydun yoksa dersten kaçamak yapıp kendi çalışmanı yapmaya gittiğin zamanlarda oluyor muydu? Dersleri dinliyordum okuldakileri özellikle. Anladım. Dershaneye de düzenli geldim. Bu arada teneffüslerde de ders çalışıyor muydun? Lütfen doğruyu söyle. Çalışmaya çalışıyordum ama çok da olmuyordu. Sınıf çok sesli oluyordu zaten. Aynen. Hani herkes yoruluyordu falan. Okuldan sonra ne yapıyordun? İki ayıralım o zaman. Dershane olduğu günler, 3 gün dershane vardı. Gelince burada ya, o aradaki zaman kayıplarım çok fazla ediyordu. 1 saat boşluğumuz vardı dershane başlayana kadar. Genellikle o kısım ilk başta boş geçiyordu. Sonra okuldan... Zaten boş dediğin mi? Yemek falan yiyorsun illa ki yani. Yok, yemiyordum ben. Yani çok yemek yemiyordum. Yemiyordum, hayır. Dershane kaçta başlayıp kaçta bitiyordu? 5 gibi başlıyordu. 8-8.30 gibi de bitiyordu. Anladım. Sen o süreyi de aslında tamamen hani %100 verimli bir şekilde ders dinleyerek geçirmiş oluyordun. Ya, verimli olmuyordu. Ölüyorduk bayağı. Yani ben bir de benim kafam kaldırmıyor çok fazla. O yüzden yoruluyordum ama. Akşam olmuş, okuldan dönmüşsün, yorgunsun. Gerçekten okul artı dershane temposunun böyle bir dezavantajı var. Aynen. Bir de 11'de gitmedim ben. Bünyem de alışık değildi. Çarptı biraz. Çarptı. Peki dershaneden sonra artık saat olmuş, eve döndüğünde kaç oldu bilmiyorum. 9 mu 10 mu? 9-9.30 oluyordu. 9-9.30 oluyordu. O zaman bir şey yapıyor muydun? Yemek yiyordum öyle. 5 gün yemek yedin yani. Aynen. Ne zaman yiyecek diye bekliyordum. Sonra uykum geliyordu zaten. Ve büyük bir bardak kahve yapıyordum kendime. Onu içip uyuyordum. Onu içip uyuyordum. Evet. Hani bir de şey bekliyorum. O büyük bir bardak kahve sabaha kadar ders çalışıyordum. Yok yani genellikle 10'da 11'de gidiyordum. Anladım. Yani çok nadir 12'ye kadar sarkmıştır. Yani aslında özet geçirmek olursak kendine özel serbest bir zamanın çok olmuyordu ama aynen. Yani konu anlatım dinleme olarak yoğun bir şekilde geçiyordu. Boşlukları da sen olabildiğince değerlendirmeye aynen, çalışıyordun. Aynen. Yani elimden geldiğince değerlendirmeye çalışıyordum. Evet. Peki okul var ama dershane yok. O zaman ne yapıyordun? Eyvah. Doktor Tarık'a özel tişörtümü çizdim arkadaşlar yanlışlıkla. Eve gelince çok mola vermeden başlıyordum işte. Sonra ben daha çok böyle konuyu halledince soruların çok böyle sıkıntı çıkarabileceğini düşünmediğim için ya daha çok böyle konu çalışıyordum. YouTube'dan video izliyordum. Ama şey böyle çok böyle ufkumu açan kanallar varsa onları falan izliyordum. Aynı böyle ezber anlatanları değildi. Evet, var mı öyle bize söyle arkadaşlara? Son ayda keşfetmiştim. Bir fizik kanalı vardı. Bayağı bayıldım yani. Ne? Şey entropi diye. Karantina yok ama hafta sonu cumartesi pazar. Uf, çok kötüydü o günler. Ben çalışamıyordum o günlerde. Öyle mi? Gerçekten hiç çalışamıyordum. Yani başta özellikle çok şimdi şey hiç çalışamıyordum. Günde 8 saat çalışabiliyordum ancak falan bekliyorum yani ama nasıl oluyordu o günde? Ya tüm gün masada oturuyordum. Hani ben sosyal medya falan kullanmadım zaten bu zamana kadar. Televizyon da izlemiyordum. Yani o yüzden dikkatimi çok bir şey dağıtmıyordu ama hafta sonları biraz sıkıntı oluyordu benim için. Tüm gün evde olunca hani korkuyordum hatta ilk karantinaya girdiğimiz dönemlerde yine mi çalışamayacağım diye. Ama karantinada bir düzen oturtabilmiştim ama hafta sonları gerçekten sıkıntılı oluyordu. Karantina sürecine ki belki bu seneye de devam edebilir bilmiyoruz bazı arkadaşların okulları. Sen bu süreçte ne yaptın? Bayağı böyle ayrı bir dünya zaten karantina süreci gerçekten. Evet, evet. Böyle çok içinde kendi içinde bir sürü evreleri oldu benim içimde. İlk başlarda zaten biz 2-3 hafta olacak diye geldiğimiz için hani böyle bir 15 tatilde elde ettiğimiz fırsatı orada elde etmiş gibiydik böyle. Böyle büyük bir heyecanla başladım falan. Güzeldi başlarda. Sonra ta ki bu süreç uzadıktan sonra falan bir böyle ara ara gerçekten çöktüğüm dönemler oldu. Hani evden çıkmıyorsun zaten. Evet, doğru. Hiç böyle ya evde okul yok, öğretmenlerin falan böyle görüşmüyorsun hiç kimseyle. Çok sıkıntılı bir dönem yaşadım. Ara ara böyle bayağı şey oluyordu. Psikolojik olarak çok zorladı değil mi? O süreçte peki yani seni motive eden tekrar ders çalışmaya tutunmanı sağlayan bir şey var mıydı? Öncelikle hayal kurmak bence çok önemli. Medifol'den gelecek Boris'in hayali. Hayır ya. Çok yapıyoruz tamam. Ya. Hani sonucun hayalini, özellikle o sonucun açıklandığı günün hayalini çok kuruyordum.
Ama kurdukça böyle sanki onu olmuş gibi düşünüp çok rehavete kapıldığım da oldu. O yüzden bir ara kendime hayal kurmayı falan yasaklamıştım. Çok saçma. Hayal kurmayı da yasaklamıştım. Evet ya. Ama motivasyon filmleri çok güzeldi. Ben iki haftada bir falan izliyordum. O beni bir hafta götürüyordu. Var mı önerebileceği bir motivasyon filmi? Bir Whiplash nasıl telaffuz ediyor bilmiyorum, o vardı. Ben de bilmiyorum. Koş Milka Koş vardı. Ben tüm günümü ders çalışmaya ayırıyordum. Sabah başlıyordum erken. Yine erken başlıyordum karantinada. Yine 4-5 gibi mi? Aynen yine 4-5 gibi. Öyle başlamayınca, bir fedakarlık yaptığımı hissetmeyince ben de yürümüyordu gün. Peki şöyle bir şey oluyor muydu? Bu kadar erken kalktın. Diyelim ki bir gün oldu, saat 10'da kalktın. Olmuştur illa şimdi yani. O zaman da 10 çok... olmadı da böyle 8 falan. 8 erken arkadaş ya. Yani ona da bir şey diyemiyorum hani. Ben de ama ölüyordu o günlerim. Benim gerçekten ölüyordu. Aynen. Normaldeki çok erken kalkmış o fedakarlık kalkışını yapamadıysam sanki 10-0 geride başlamışsın. Aynen. Her şey moral bitiyor. Evet kesinlikle. Öyle bir şey de oluyordu yani. Bazen çok verimli geçtiğini düşünüyorum günün ama öyle geçmemiş. Soru sayısı böyle az geliyor bana. Ya da saati bir ara tutuyordum saatte. Saat oluyordu ama soru sayısı olmuyordu. Anladım. Sonra bıraktım onu. Bırakınca daha mutluydum. Böyle. Rahat olun yani. Arada açıyordum, ezel falan biliyordum yani. Ders çalışıyordum. Hani limit türevi tekrar falan bir anda kaldırdık dediler. Sınav tarihini ileri geri yaptılar falan. Sen bu süreçte etkilendin mi? Onu çok merak ediyorum. Çünkü bayağı gündem oldu falan biliyorsun çok. Aynen. Sen ne yaptın? Öyle mi arkadaşlar? Peki devam. Yok kesinlikle böyle değildi. Ve ilk dedikodular çıktığı zaman da ben oturdum, odama kilitledim kendimi, bayağı bir ağladım. Hafta sonu giriyordu araya. Pazartesi açıklama yapacaklardı herhalde. O hafta sonunda kendimi odaya kilitledim yine. Şey, fizik aldım. 11 fiziğini, 12 fiziğini. Kamp yaptım. Kamp yaptım. Sadece sabah, işte sabah giriyordum, akşam çıkıyordum falan. Ama fiziği orada hallettim. Tüm konuları tek tek özetlerini çıkardım bir A4'e. Zihin haritası gibi genellikle öyle çıkartıyordum. Çok sorularımı güzel çözdüm. Hatta o iki günde bir soru bankası bitirmiştim. Manyetizmayı çözmedim ama. İki günde bir soru bankası. Ben video başlığını hemen okuyamabilirim yani. İlk defa duyuyorum bunu. Ben başka bir başlık düşünmüştüm ama başlık herhalde iki günde bir soru bankası olabilir. Cidden helal olsun yani. Müthiş bir şey. Turfos çözmüştüm o zaman da. Matematik için özellikle Barış Ahen yayınları. Fizikte Kara Ağaç çok güzeldi. Ben 15 tatilde bitirmiştim Kara Ağaç'ı. Çok gerçekten efsaneydi. Aynen, bilmiyorum, bayılmıştım. Sizin zamanınızda kitap renksizdi herhalde. Ama onu almazdım ama şey, bizimki şey güzel. Kitabı şeyden mi? Kapağına bakarak mı abi? Kapağı değil, içi de mavi onu. Çok böyle şey çözemezdim ben onu da. Şey, şimdiki Kara Ağaç güzel. Evde tek başına o deneme çözmek olayı. Bilmiyorum sen nasıl yaptın? Çok, ya bu da gerçekten sıkıntılı ve özellikle insan alışmamız gereken bir şey herhalde. Ben okul zamanında da evde deneme yaptım oluyordu ve dehşet daha düşük geliyordu. Hep öyle oluyordu. Karantina başladı, yine benim netlerim düşük geliyor, hocalar netleri falan istiyor. Geliyordu hiç, bu da benim. Hiç gelen netten daha fazla söylediğin oldu mu hocam? Hayır olmadı, hayır. İşte moralim bozuyordu o denemelerin düşüklüğü. Bir de karantinaya girince artık konularım biraz böyle oturdu gibi hissetmiştim ben. Yine sürekli konu çalıştım. Son güne kadar konu çalıştım ben. Son güne kadar fizik çalıştım. Yine sosyalleri çalıştım. Ama karantinada artık biraz sık denemeye başlamıştım. Bence denemelerin yükselmesi de buna bağlı biraz. Bunu şöyle açıklayabilirim. Yazın başladığımızda TYT matematik netlerim arkadaşlarıma göre bayağı düşük geliyordu. Yani sıralamada bir yer oluyordu ama diğer derslerden dolayı oluyordu. Matematik benim düşük geliyordu. Sonra okul başladı. Bir kitabı yine bir haftada çözmüştüm ben. Tam mat. Bayağı zor bir kitaptı. Tam matı çözdükten sonra netlerim gerçekten çok fazla sıçradı ve 35'in altına düşmedim. Ama onu da bir haftada çözmüştüm ve hani pesimim çıkmıştı yani, çok bir zordu. Bir anda yoğunlaştın yani. Aynen. Yine TYT netlerim de artması öyle oldu benim. Böyle Şubat'a kadar netlerim benim hiç değişmedi. Hep aynı civarlardaydı. Sonra Şubat'ta böyle bir gün kendime kaç deneme yaptım ya? 6 hedefledim herhalde, 5 yaptım TYT denemesi. 1-2 gün genel. Böyle yaptım. Aynen genel. 5 TYT genel aynen, denemesi. Aynen. Sonra neler yükseldi oluyor işte. Gerçekten sonra böyle yine bir sıçrama yaşadım. O zaman burada şey var mesela, matematikte bir anda yoğunlaşmış aynen mesela yükselmiş. TYT'de genel denemeleri yoğunlaşmışsın aynen, bir anda bir yükselmiş. AYT'de aynı şekilde oldu. Onda da 3-4-5'in Türk şey matematik fen AYT denemeleri. Onları da yine bir hafta sonunda bitirmiştim 2 günde. AYT'de o zaman yükseldi. Ben bunun çok gerçekten faydasını görüyorum. Maruz kalmak gerekiyor biraz. Rufeyda, senin bize son olarak arkadaşlara vermek istediğin bir tavsiye var mı? Çok mükemmeliyetçi olmamamız gerekiyor. Çünkü bu beni çok böyle demoralize etti sürekli.
Ve onu bıraktığım an, son bir ayda bıraktım ben çok mükemmeliyetçi olmamayı ve kendime pozitif şeyler söylemeye başladım. O olmasaydı ben bu kadar iyi bir derece yapabileceğimi düşünmüyordum gerçekten. Evet. O yüzden... Evet diyorum ben de sanki. düşün, ben de düşünüyorum der gibi. Ama şunu demek istiyorsun, yani bu sınavın aynen. hani bilgi şeyinin yanı sıra motivasyon aynen. ve psikolojide büyük önem aynen. yeri var değil mi? Çok gerçekten tüm arkadaşlarımız, çevremizde bir sürü insan çok ciddi çalışıyor, çok güzel şeyler yapıyor. Ama biraz daha psikolojisini iyi kullanabilen bir öne geçiyor gibi öne geliyor bana. Evet. Peki Rufeyda, geldiğin için çok teşekkür ediyorum ben arkadaşlar adına da, kendim adına da. YouTuber kapanışını sen mi yapmak istersin? Evet, ben yapayım. Peki arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı, artı olarak da bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.